Evet efendim. Şimdi Ankara'mızın duayen isimleri var yanında ya. Ben şöyle mikrofonu teker teker vereyim, siz kendinizi tanıtın. Uğur'cum senden başlayalım. Ben Uğur Ersoy Pınar'cığım. Evet canım, hızlıca buyurun. Süleyman Bağcıoğlu. Evet, evet. Hakan Ertek. Murat Bağcıoğlu. Murat Bağcıoğlu. Efendim kalacak, sizde kalacak mikrofon. Ben de hep mikrofon. Kadın da olur mikrofon. Konuşur çünkü. Ben de var zaten. Efendim az önce sevgili Nihal de anonsu yaptı. Sizler Ankara'nın çok değerli, çok bilinen duayen müzisyenlerisiniz. Ne yapıyorsunuz? Senelerdir bir şey yapıyorsunuz. Herkesin dikkatini çok çekiyorsunuz. Sevgili Murat'tan başlayalım. Ne yapıyorsunuz? Biz 7 senedir bir etkinlik yapıyoruz. Rock icracılarının, yakın tutmamız Ankara'daki lazım. Rock icracılarının, tam da müzisyen böyle değil mi? Rock icracılarının yaptığı bir etkinlik bu. Emrah'ın önderliğinde. Ankara'daki Emrah Halıcı önderliğinde bir etkinlik. Evet. Etkinliği. Bu sene 8.sini yapacağız. Enteresan oluyor. Herkes orada birbirini hem görüyor hem beraber müzik yapıyoruz. Evet. Bekleriz herkese. Tabii o öyle olacak zaten. Biraz daha detaylandıralım. Buyurun. Nasıl detaylandıralım? Herkesin enstrümanı belli ama söyleyelim yani. Solist enstrüman sonları söyleyelim. Ben solistim. Evet. Yani evet şey, tanıtalım kendimizi. Sonra şey olmasın yani. Orada gitaristim dedi ama solistmiş demesin şey çıktı, yani. Evet. Konserde. Gitar da çalar. Yani evet. Her sene farklı bir tema mı oluyor? Nasıl oluyor? Bu konseri biraz anlatalım. Aslında her sene farklı bir tema da olmuyor çok ama. Nasıl oluyor? Tabii kendi bir karakteri oluyor. Bir karakteri var çünkü evet. Yani o öyle bir... ama çok da böyle işte bu sene bilmem ne teması olsun falan diye değil. Değil mi Uğur'cum? Aslında bunu en iyi Süleyman anlatır bence. Yani tamam o zaman sevgili Süleyman'a geçelim. Şimdi hadi bakalım. Ortaladık. Nesini anlatayım yani... Emrah... Ne için yapılıyor bu konser? Neden bir araya geliyor Ankara'nın müzisyenler? Yakın tutalım mikrofonu. Emrah'la beraber 74 senesinden beri hep beraberiz. Yani tamamen müziğe olan sevgiden, insanların birbirine olan sevgisinden, arkadaşlıktan falan ileri gelen bir durum. Harika. Peki bu 50 yılın rock müziği olmuş adı, teması. Neden öyle? 50 yılın rock konseri. Vallahi neden 50 yılın rock konseri? Neden öyle? Uğur Bey, neden öyle olduğunu siz... İşte müzisyen böyledir vallahi yani. Böyle tabii. O çalayım ya, sahnede benim işim diyor adam. Yani ben ne anlatayım? Neyse, benim işim konuşmak oldu böylece. Şimdi çek sevmem evet. Ben susmak için. Şimdi şöyle bir şey, tabii Süleyman bahsetti, 74'ten beri aslında bu ekip şu veya bu şekilde ikili, üçlü, beşli bir sürü insan bir araya gelip bir şeyler yaptık. Bu işte 7 sene önce bir arada otururken işte Emrah'ın, Murat abi vardı, öyle işte oturduk konuştuk falan beraber. Ya işte böyle bir şey yapalım çok güzel. Önce bir müziksel bir araya gelmek, işte insanlar birbirini işte gene birbirimizi görürüz toplanırızla başladı. Sonra baktık bu aslında çok ciddi anlamda başka bir ortamı da yaratıyor. Ne yaratıyor? Şimdi onu söyleyeceğim. Esas önemli kısmı o. Biz bu konserlerde, ilk konserde dedik ki herhalde bir 30-40 kişi gelir, biz bize eğleniriz. 850 kişilik sanıyorum Kemal Kurdaş salonu. Birdenbire biz baktık sandalyeler falan, acayip bir kalabalık var. Bu işin tabii bizim için çok keyifli kısmı ama esas önemli kısmını söylemek lazım. Bu konserden elde edilen bütün gelirler ODTÜ Burs Fonu'na aktarılıyor. Burs Fonu'nda işte öğrencilerin üniversite tahsillerine kendi içinde bir katkısı olsun diye düşünüyoruz. Bizler için hani bunun ulvi kısmı çok güzel ama esas arka planda çok uzun zamandır bazen görüşemediğimiz arkadaşlarımız, yani yılda bir kere de olsa Emrah'ın sayesinde bir araya geliyoruz ve çok eğlenceli bir gün geçiriyoruz. Evet, bu geleneksel hale geldi zaten. Evet, artık tanınıyor konser gayet. Mikrofon buyurun. Ya orada öyle mikrofonsuz konuşmak kolay. Ne dedik efendim? Borusu yani, bu. İşin doğrusu aslında senelerdir birbirini görmeyen arkadaşlar bir araya gelmiş oluyor. Bu sene hangi birbirini görmeyen arkadaşlar bir araya gelecek konserde? Öyle mi? Ankara içinde de bu geçerli. Evet. Kaç grup katılacak bu sene konser? Vallahi tam bilmiyorum aslında. 8 tane grup var. İşte hepsi rock'n'roll, blues tarzında, jazz tarzında. Evet. Coverlar çalacaklar. Hangi şarkıları dinleyeceğiz? Şimdi herkes tabii hazır geliyor.
bilen biliyor zaten, onlar bilerek geliyor da bazıları da merak ediyor hangi şarkılar çalınacak diye. Var mı repertuar elimizde, biliyor muyuz? Ben repertuarın geneline hakim değilim de biz The Wall çalacağız, Pink Floyd. Siz ne çalıyorsunuz abi? Biz de ne çalıyorduk? Peter Frampton'dan bir şey çalacağız. Bir de Queen'den çalacağız. Muhteşem. İşte bu 50 yılın meselesi de o. Yani bizim ömrümüzün yetebildiği kadar 50 yıllık müzikleri... Allah uzun ömür versin ya. içermeye çalışıyor yaptıklarımız. Bizim birikimlerimiz. Evet, bu da hemen hemen 50 yıla tekabül ediyor. Yani 50 yılın rock konserinin manası muhteşem. Aslında bu. Peki bizim Gökhan da sizin ekipteymiş. Onunla da az görüşüyormuşsunuz herhalde. Bari bu konsere geldim. Siz mikrofonu Gökhan'a verebilir miyiz? O da paylaşsın duygularını bizimle. Nasıl eşlik ediyor Gökhan'sa? Gökhan'cığım ne hissediyorsun? Ya Pınar Hanım, bir kere çok keyifli oluyor bizim için de. Genelde müzisyenler hep aynı günde çalar biliyorsunuz. O yüzden diğer orkestraların deme şansı olmuyor. Evet. Öyle günde hep bir araya geliyoruz. Bir de farklı tarzda müzikler oluyor işte. Abilerimizin dinliği rock oluyor. Bazen jazz parçalı oluyor, fusion. Hatta Türkçe müzikler bile oluyor. Hatta Türkçe müzikler yani bile oluyor. Hem dinleyici için bile büyük bir artı. Efendim bir saniye, Gökhan'cığım şimdi bana top attın. Ben mecbur buna karşılık vereceğim. Şimdi Ankaralı müzisyen derken neyi kastediyorsunuz arkadaşlar? Bir dakika. Ankaralı yaşlı. Biz nereliyiz kardeş? Biz, yani ben Diyarbakır doğumlu olabilirim ama Ankara'da yaşıyorum yani. Ama Ankaralı yani. Olmak bir duygudur yani. Bunu duyguyu buraya... var yok mu kardeşim, Allah Allah. Hayır, estağfurullah. Yani insanın biz size destek Ankaralı olarak, Ankaralı müzisyen olarak destek olup sizi izlemeye geleceğiz inşallah. Bir saniye, esas bomba geliyor şimdi. Ankaralı ne demek? Ankaralı ne demek? Sevgili Pınar'cığım, demin sen duayen dedin. Gene D harfiyle başlayan dino demek daha doğru olacak, dinozorlar şeklinde. Belli bir yaş üzerinde, belli bir dinozorlukta ve galiba bay olmak gerekiyor. Senin kadar genç ve estetik bir Ankara mısın için daha herhalde bir 12-13 yıl daha var. Ondan sonra değişiyoruz. Diyorsun ki iletişimciyim, durumu kurtarırım diyorsun. İşte benim de böyle bir görevim var. Ben de bunu aldım, yuttum diyorum. Herkesi teşekkür ediyorum. Sığdıramıyoruz ki biz oraya. Efendim? Herkesi sığdıramıyoruz yani. O kadar yoksa bütün Ankaralı müzisyenler, Türkiye'deki müzisyenler. Tabii. Yani tabii. Bir gün siz de gelirsiniz işte. Kaldı ki yine aynı şeyi söylüyorum. biz de efendim destek olarak zaten geliriz orada. Önemli olan demiyor musunuz? Orada burs için bir fon toplanıyor. Aynen, evet. Duygu. Ha. Ya bir gün elbet bize de düşer. Ama ne güzel, bir şey söyleyeceğim. Yani kah böyle hafif bir kıskançlıkla, kah gıptayla bunun içinde olmak istemek de güzel bir şey. Hakikaten öyle bir şey. Çünkü siz bunu geleneksel hale getirdiniz. Kesinlikle. Öyle değil mi? Ve artık insanlar geliyor, vakti geliyor, konserin vakti geliyor ve işte gençler merak ediyor. Siz de artık kendi güzellik yarışmanızı yapabilirsiniz yani. Öyle bir yani şey, ben buna hem iltifat olarak alıyorum hem de ne diyorsun? Ben tabii yani, gene sözü alarak. Şimdi Pınar'cığım, bu yalnız bir şey mutlaka paylaşmak istiyorum. Tabii 74'ten 75'ten beri bunlar yapılıyor. Tabii biz dinozorlar çalıyoruz ama bu arada çok enteresan şeyler yaşayabiliyoruz. İkinci kuşak bizimle beraber çalmaya başladı. Mesela işte... Üçüncü kuşağı onu anlatacağım, o Kemal'in torunundan. Ne kadar kendinizle ya, barışıksınız arkadaşlar. Ya bu, ya bu o kadar müthiş bir şey ki. Yok, gerçekten çok müthiş bir şey. Mesela çocuklarıyla sahnede olanlarımız var. Hatta hakikaten torun düzeyinde olanlar bile var. Mesela işte benim eskiden grubumda çaldığım bir arkadaşımın işte oğluymuş. Ben tesadüfen tanıştım. İşte merhaba abi falan filan. İşte ben klavye çalıyorum. Aa, çok güzel, senin işte isminle. Yani Bekişoğlu ben sonra yani hakikaten evet, çocuklara evet. Hatta yakında torunlara gelecek herhalde. Ama benim bir başka şaşırdığım bir şey var, onu da hemen ekliyorum. Bu kadar yıldır da Emrah'ın biz birer ikişer parça çalarken Emrah'ın konser boyunca bütün parçalara eşlik edip çalması da başka bir şey. O da yani başka bir şey. Onun enerjisini de anlamak gerçekten çok, çok zor yani. İşte o enerji takdire şayan. Ne kadar kendinizle barışıksınız dediniz ya. Evet. Benim mesela bir ekip oluşturmaya çalışıyorum bu ara. Solistim 20 yaşında. Ben işte 78 yaşında. Düşün, o kadar. Maşallah, ama hiç o kadar da maşallah göstermiyorsunuz. Bunu müziğe mi bağlayalım? Bunu sanata mı bağlayalım? Ne yapalım? Hiç bu kadar. Daha önceki solisti bendim. Yaşlı buldu. 20'ye girdi. Şimdi bir sonrakini düşündüm artık. Çünkü kendisi yaşlanmıyor. Kendisi onlar hakikaten yaşlanmıyor evet. Ama enteresan şey yani, bravo. Peki ben başka bir noktaya daha çekmek istiyorum konuyu. Yani işte hani müzisyen olmak başka bir şey. Sanatçı müzisyen olmak başka bir şey. Sizlerde de ben o ikinciyi daha çok tabii görüyorum ve hissediyorum. Çünkü... Ama sanatçı değil mi?
Yani o benim içimdeki bir duygu o. Çalgıcı, müzisyen olabilir. Çalgıcı. Ama şimdi çalgıcı. Sanatçı deyince işin içine neler giriyor biliyor musun aman sevgili lütfen, Murat? Yok. İşte dünya görüşü giriyor. Çevreye saygı sevgi giriyor. Büyüye küçüğe saygı sevgi giriyor. E işte bak burs diyoruz bir şey diyoruz. Yani sizler bunları böyle bir maddi kaygıyla yapan insanlar değilsiniz. Buna da ihtiyacı olan insanlar da değilsiniz. Kesinlikle bir maddi şey yok bunun. Hı hı. Ama hı hı. Bir arada olmak yani sevdiğiniz insanlarla bir arada olmak hepsinin üstünde. Bir de tabii sadece müzik yapmak değil de var olmak orada. O çok kesinlikle güçlü bir duygu. Ha, sadece müzik yapmanın bile kendisi bambaşka bir güçlü duyguyken. Evet, yani şu var mesela 4-5 kişi çıkıp bir parçayı çalıyorsunuz ama orada o 5 kişiden fazlası olabiliyor. O çok iyi bir şey. Yani aslında kulis. Aynen öyle. O işte o ben evet, onu kulis, ben onu duymak kulis, istiyorum. Yani, kulis, i̇şte o 5 kişiden fazlası lafını kulis herkes anlamaz. Şey olmaz burada paylaşılmaz yani. Hayır hayır ben sinerjiden söz ediyorum tabii, tabii. Açıkçası. Ha, yani ne hani yediğiniz ne içtiğiniz size kalsın tabii. Eyvallah. Ya bu maçlarda vardır ya mikrofonu mesela. Mikrofonu alalım. Maçlarda vardır ya mesela bir sürü insan takımını tutar gider orada. Maç kaç kaç bitiyor bilmez de tribün şovunu yaşar. Ya. Ya, aslında evet. Bunun da böyle bir arka planı var. Yani kuliste biz bu kadar insan bir araya geldiğimizde ya bunun zevki hakikaten anlatılacak gibi değil. Hı hı. Bir de tabii ben Murat abinin söylediğine katılıyorum. Yani sanatçı belki çok iddialı bir kavram ama maalesef popülariteyle sanatın duyarlılığı arasında da birazcık bir denge var. Yani ne tarafa döndüğünüz önemli. Hani ben bunu hep söylemişimdir. Belli bir barışıklık, belli bir ilişki her şeyden önce sevgi yoksa müziği de müzik adına yapmak zorlaşıyor. O zaman doğru. Ticari kaygılara dönülüyor. Ki zaten rock da bunu söylüyor. Yani öyle hem değil öyle size? Hem de şöyle bir şey. Ticari kaygısı herkesin var. Herkes para kazanmak durumunda. Herkes daha fazlasını isteyebilir ama müziği buna alet edemeyecek kadar bir sevgi parçası diyebilirim müzik. Yani bizim için öyle. Yani mesela prova yapılıyor. Bizim için ertesi gün olabilir prova saati. Biz o saatte gidip öbür provayı dinlemekten müthiş bir keyif alıyoruz. Yani yıllardır birbirimizi dinlemekten, izlemekten çok keyif alıyoruz. Yani evet. Çok güzel bir şey. Ben çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Siz beni oraya çağırmadınız. Ben sizi çağırdım. Kendimi dinleteceğim. Anlaştık. Evet, programımızın sonuna geldik. Çok çok teşekkürler. Teşekkür 4 Nisan dedik değil mi? ODTÜ Kemal Kurdaş konser salonu. Saat 8'de o sinerjiyi, o etkileşimi diyelim. Bombayı patlatmak üzere birlikteyiz. Dinleyicisiyle, müzisyeniyle hep beraber birlikte olalım inşallah orada. Öyle mi?